Bugün sizlerle erik pestili ve erik suyu yapacağız. Hepinize iyi seyirler. Merhabalar. Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çayın ve kahvenin yanına sadece iki malzemeyle yapılacak bir atıştırmalık yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz olgunlaşmış sarı erik ve ceviz. Şeker kullanmıyoruz. Bunları böyle yemek için ayırdım. 2 tabak. İçine sadece 1 bardak, 1 su bardağı su döküyoruz. Ve ocağımıza alıyoruz. Eriklerimiz epeyce olgun. Bakın hiç ekşi değil. Bunlar ekşi olmayan erikler. Harika lezzetli erikler. Bunları kaynatacağız. Eriklerimi ocağa aldım. Dibine sarmaması için baştan biraz karıştırmak gerekiyor. Yapışabilir dibine çünkü su koymadık. Sadece eriğin kendi suyuyla olacak. 1 bardak su koymuştuk. Şimdi erikler sulanmaya başladığı zaman karıştırması daha kolay olacak. Harika sarı erikler. Hiç ekşisi yok bunların. Erikler yumuşamaya başladı. Şimdi daha kolay karışıyor. Siz isterseniz suyunu 2 bardakta yapabilirsiniz. Meyve suyu olarak fazla suyunu alacağız zaten. Eriklerimiz kaynarken biz de cevizlerimizi kıralım. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız, kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz, like atarsanız mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Cevizlerimizi kıracağız ve doğrayacağız. İsterseniz rondodan da çekebilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Belki ben de rondodan çekerim duruma göre. Ben bunu her sene yapıyorum. Dolabımda hep var. Bakın derin dondurucuya attım. Geçen yıldan yaptığım kırmızılar. Kırmızı eriklerden ve şeftalden karışık yapmıştım bunu. Ama dondurucuda saklamak gerekiyor. Ne olur ne olmaz. İçi ceviz dolu. İri iri bıçakla doğruyoruz. Dediğim gibi siz isterseniz rondodan da çekebilirsiniz. Ben biraz dişe gelsin istiyorum. Öyle seviyorum. Bu şekilde cevizlerimizi doğrayacağız. Erikler suyunu saldı. Epeyce yumuşadılar. 1-2 dakika sonra ocağımın altını kapatacağım. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bunlar içmek için. Ekşi eriklerle karıştırıp hiç şeker kullanmadan içebiliriz. Dört şişe çıktı. Bu şekilde ezeceğiz. Posalarını çıkartacağız. Çok sıcak, ellerim dayanmaz diye. Spatula yardımıyla yapıyorum. Suyunu aldığımız için hemen koyuldu. Şimdi yağlı kağıtlarımızın üzerine boşaltıp güneşte kurutacağız. Bir günde kuruyor zaten. Kıvamı böyle. Bakın hiç nişasta yok, un yok, şeker yok. Bu kadar yeterli. Ocağı kapatıyorum. Bir sinekliğin içine koyduğum yağlı kağıdın üzerine döküyorum. Bunları böyle yaydıracağız.
her yerine gelecek şekilde. Diğerinde aynı şekilde iki kağıt çıkacak böyle. Çok ince yaparsak kuru olur. Çok kalın yaparsak kurumaz, küflenir. Böyle 1 santim gibi yayacağız. Hiç zor değil. Herkesin yapabileceği bir şey. Mutlaka yapın. Çayınızın, kahvenizin yanında. Hele şeker hastasıysanız tam sizin için. Cevizlerini ister şimdi böyle tazeyken dökebilirsiniz. İsterseniz kuruduktan sonra da dökebilirsiniz. Kuruyken dökerseniz yapışmazlar, yerken dökülür. Bu kadar yeterli. Güneşe koyarken böyle bir tane daha kapatıyorum üzerine. Sinek, böcek, kuş hiçbir şey girmiyor. Pestillerim kurudu. Bakın görüyorsunuz şu şekilde tamamen kurudular. Cevizler üzerinde yapışık. Çok da kolay çıkıyorlar böyle. Hiç zorlanmadan. Çok güzel kurumuşlar. Tam istediğim gibi. Bir gün bir gece de çatıda kurudular. Bu şekilde de yapabiliriz. Şöyle ters çevirerek. İki türlü de çıkartabiliriz. Hatta böyle daha da kolay oluyor. Orta kısımlarını biraz bir tık kalın yapmışım. Bakın çok kolay çıktı. Evet. Sardım pestillerimi. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Bir bıçakla ya da makasla böyle keserek tüketiyoruz. Çayın kahvenin yanında. Harika bir atıştırmalık. Fikir olsun diye bir de böyle şekillerde yaptım. Hanginiz severseniz, isterseniz sizin için tadına bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Harika, bol cevizli, çok lezzetli. Mutlaka tavsiye ediyorum. Sadece erik ve cevizle. Gerçekten çok güzel oldu.
Harika. Ben hep yapıyorum. Bütün meyvelerden yapabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.